beni madara etti ya. O Ahmet yüzünden köye gidemez oldum. Şeytan diyor ki... Bekbaşan anne, iki kişi daha var ondan intikam alacak. Biri Muhteşem Hanım, öbürü Kahyası. Geçti artık. Ahmet'in hemşireden kızı bile oldu. Olsun, be. Ne fark eder Muhteşem Hanım için? Hala ne yanık olduğunu bilmez misin Ahmet'e? Kara sevda çekmek zordur oğlum. Mesela git şimdi ona de ki... Muhteşem Hanım, ben hemşireyi Ahmet'ten ayırmak istiyorum. Tamam. Gör bak şu sıkıntın kalır mı? Para babası olursun oğlum, para babası. Tabii bana olan borcunu da ödersin. Öderim Bekerkenez. İyi düşündün bunu. Ne olursa olsun ben bir kere deneyeceğim. Ver elini Muhteşem Hanım. Hadi eyvallah. Güle güle. Bağırma diyorum sana. Bağırma, ben Mihriban'ın abisiyim. Sus. Eller yukarı. Buraya kötülük için gelmedim. Söyleyeceklerim var Kahya. Belli belli. Yürü hadi, düş önüme. Bana bak Kahya. Gel bir dakika. Dön arkanı da öyle dur. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Biz bu adamı Ahmet'e karşı bir koz gibi kullanabiliriz. İntikam saati geldi demektir. Nasıl? Şimdi anlarsın. Kahya, sen bu haydudu götür, jandarmaya teslim et. Beni yanlış anladınız. Ben haydut değilim. Ne olur beni teslim etmeyin. Ne isterseniz yaparım. Eğer hapisten kurtulmak istiyorsan bir kağıda söyleyeceklerimi yazacaksın. Yazarım. Oldu. Kahya. Şuradan bir kağıt kalem getir. Otur şuraya. Yaz bakalım. İstanbul'dan gizlice geldim. Ağır yaralıyım. Kanlı Geyik Tepesi'ndeki kulübede seni bekliyorum. Ölmeden dünya gözüyle seni son bir defa görmek istiyorum. Burada olduğumu kocana bile söyleme. Bilirsin ki benden hiç hoşlanmaz. Jandarma peşimde. Kimseye belli etmeden gel. Mutlaka bekliyorum. Abin Mahmut. İmzala. Ahmet vız gelir bana ama kıza bir zarar gelmesin. Gelmeyecek. Emin ol. Al bunları. Serbestsin. Sakın buralarda görünme. Kim görünür? Ver elini İstanbul. Hadi eyvallah. Yamansın. Çok yamansın. Söyleyeyimdir. Kahya, al bu mektubu hemen Mihriban'a gönder.